Arkadaşlar, düşündünüz mü hiç? İş makineleriyle çalışırken başımıza ürpertici, korkunç ve tehlikeli hangi olaylar gelebilir? Ya da çalıştığımız, yaptığımız işlerin hangisi çok tehlikelidir? Bunları bu videomuzda bazılarını, hepsini değil ama bazılarını birlikte hem görüntüleyelim hem de izleyelim arkadaşlar. Altyapı çalışması en korkunç, en tehlikeli çalışma bence. Çünkü şu an kanalizasyonun içerisinde olan arkadaşımızın üzerine sağdan soldan topraklar kayıp uçabilir ve arkadaşımız orada kalabilir. Evet. Operatör adaylar, operatör arkadaşlarımız da onu kurtarmaya çalışırken, üzerindeki toprağı almaya çalışırken kolunu koparabilir, bacağını koparabilir. Ölümden kurtarmak istediği arkadaşının ölümüne de, direkt ölümüne de sebep olabilir. Burada iş makineleri ile çalışırken çalışanları izleyen, makinelerin sağından solundan geçmeye çalışan yayaların, arabaların, şahısların dikkatine, onlara sesleniyorum. Arkadaşlar, makinelerin altından, üstünden, sağından, solundan niye geçmeye çalışıyorsunuz? Operatör arkadaşlar 40 tane yere dikkat ediyor, 40 tane işe bakıyor, sağını solunu bazen her noktayı göremeyebilir. Geri geri geldiğinde üzerinize çıksa, arabanıza vursa, size masraf çıkarsa, ne bileyim kaza yapsanız ya da ölümcül hatalar olsa operatörü suçlarsınız. Yapmayın, yaklaşmayın. Ne işiniz var? Gidin öbür sokaktan dolaşın. İzleyecekseniz de uzaktan izleyin. İnsanlar, operatör diyeyim, burada çalışanlar diyeyim, kan ter içinde bir sürü konuya dikkat ederek, bir sürü tehlikeye dikkat ederek çalışmaya uğraşıyor. Siz gelip sağından solundan geçerek onların tehlikesini sadece çoğaltıyorsunuz. Bir de şunu düşünün. Yıllarca makinenin üzerinde olanlardan hiç kimse o işi daha iyi bilemez. O yüzden aşağıdan şöyle yap, böyle yap gibi komut verenler lütfen uzak dursunlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu resim gerçek olabilir mi? Olur, olur. Arkadaşlar, sizin de başınıza gelebilir. Bir yerlere bekonuzu daldırırsınız, bir çıkarırsınız, üyü der ürperirsiniz. Çünkü içinden yılan çıkabilir. Bazen bir tane olur, bazen iki tane olur. Çok nadiren üç tane de çıkabilir. Çünkü yuvağına daldırıyor olabilirsiniz. Peki bu resim gerçek olabilir mi? Hayır, bu renk katmak, dikkat çekmek için sadece ben yaptım. Dikkatli olun, hazırlıklı olun. Tehlikeli fazla olmaz ama başınıza gelebilir. Çok masum görünen, çok masum bilinen kırıcıyla beton kırmak, kırıcıyla çalışmak. Tehlikeli mi? Tehlikeli. Peki tehlikesi ne? Nasıl tehlikeli olabilir? Dediğinizi duyar gibiyim. Tehlikesi şu arkadaşlar, videomda izliyorsunuz. Adem ustamız betonu kırmış, arasında donatı demirleri var. Bazı beton parçaları bunlara, beton parçaları kırılır, ayrılır ama bu donatı demirlerine yapışık kalır. Örnek şunda olduğu gibi, beton kırılmış ama donatı demirinin başında fişek gibi, yay gibi duruyor. İşte bunu kurtarmaya çalışırken ya da şu dipte olabilecek, yakınlarda, ortalarda olabilecek yapışık kalan beton parçalarını bu şekilde ileri geri kurtarmaya çalışırken düşünün ki böyle kırıcın ucuyla bir ittiniz, çıktı, fırladı, gitti, birinin kafasına değdi. Küt, armut gibi indirirsiniz adamı. Peki böyle bir şey olabilir mi, oldu mu, Kerem Usta başına geldi mi diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, geldi. Örnek vereyim. Kendimize doğru çekerken, ileri itip kendimize doğru çekerken bir tane parça fırladığı gibi arka camdan girip ön camdan çıktı. Ya da fırladığı gibi geldi, camdan içeri girdi ya da açık camdan içeri girdi. Operatör arkadaşımızın kafasını, başını yardı, yaraladı ya da ölümlü, hiç denk gelmedim, ölümlü olmadı ama ölümcül tehlike yaratan anlar oldu. O yüzden belki de çoğumuzun başına da geldi. Bazı yerlerde onlar da olmuştur, ölenler de olmuştur. Ama benim bizzat başıma ölümlü gelmedi ama ölümcül çok tehlikelerini anlattıklarım gibi yaşadım. Dikkatli oluyoruz, dikkatli çalışıyoruz. Masum bir çalışma gibi görülebilir. Hadi oradan be, ne olacak, kırıcıyla çalışırken de ne tehlike olacak demeyiniz. Yakınlarınıza birileri gelmesin, yaklaşmasın. En azından yaklaşsa bile miğferini kafasına, nedir o, o işte o aleti giysin arkadaşlar. Şu an aklıma gelmedi.
pozitifle çalışmak çok masum gibi görünse de çok tehlikelidir de aslında. Dikkatli olmalıyız. Sadece özellikle bir noktaya dikkat ederseniz tehlikesi yoktur. Alma pozisyonunuz. Kamyonu durdurdunuz. Yükü alma, boşaltma pozisyonunuzda altınızın düzgün olması, terazisinin düzgün olması. Özellikle yüksekten ağır malzeme kaldırıp indirip boşaltıyorsanız altınız düzgün olursa sıkıntı pek olmayacaktır. Ama altınız düzgün olmazsa malzemeyi düşürme, portifinizi kırma, birinin üzerine düşürme, yaralama, öldürme, makinenin bir tarafının çökmesi, arkasının kalkması, makineyi devirmeniz gibi birçok tehlike vardır. Makinenin arkası kalkarsa, ön teker, örnek veriyorum, sağ taraf çukursa, sağ tarafa doğru çökmeye başladığını hissettiğiniz anda sağ elinizin üzerinde olan levyeyi hemen ileri doğru itip kovaya indirmeye vererek bu tehlikeyi atlatabilirsiniz. Kerem Usta söylemedi demeyin. Bunu da böylece öğrenmiş olalım. Tehlikelidir. Süper. Hi. Friend. Welcome to my channel. I am Kerem. Please like my video. Business mission. Arkadaşlar, Kerem Usta'dan videolarımı izleyip hoşlanırsanız sizden isteyin, beğeni butonuna tıklayın, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın, desteğinizi esirgemeyin, keyifli seyirler.